Günaydın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki okullar açıldı ve ben de bu sene üniversiteye başladım. Gerçekten çok heyecanlıyım üniversiteye başladığım için. Bugün sizlerle birlikte sabah rutinimi, üniversiteye hazırlanma rutinimi sizlere göstermek istedim. Yani okula beraber hazırlanacağız. Ben çok hazırım, eğer siz de hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi banyoya geldim arkadaşlar. İlk önce yüzümü yıkamam gerekiyor tabii ki de. Şöyle elimde böyle bir sünger var. Bununla yüzümü yıkayacağım. Bir de yüz yıkama jelim var ama göz altlarım bugün aşırı mor gözüküyor. Bunları nasıl kapatacağım bilmiyorum. Hemen sıkıyorum ama ilk önce suda şey yapmam lazım. Tamam, şimdi yıkayabilirim. Biraz köpürtmemiz gerekiyor. Ay, ne güzel bir sabah. Hemen yüzümüzü yıkayalım. Bayağı kızardı yüzüm ya. Neden böyle? Normal ama bence. Ay, ben kırmızı. Bir saniye. Belki ışıktan öyledir ya. Neyse arkadaşlar, şimdi de dişlerimi fırçalayacağım. Gerçekten de yüzüm umarım bu renkte kalmaz. Acilen kahvaltı yapmam lazım çünkü çok fazla acıktım ve okula da geç kalıyorum. O zaman hemen kahvaltı yapmaya gidelim. Arkadaşlar, şimdi kahvaltımı hazırlayacağım. Tabii ki de kendim hazırlıyorum ve hafif bir şeyler yemek istedim. O yüzden yulaf, çilekli bir de muzlu bir bol yapacağım. Püfür de yanımda. Annem, sen de yemek ister misin? Her neyse arkadaşlar, hemen başlıyorum. İlk önce muzumu dilimleyeceğim. Şurasını koyuyorum kenara. Tamam, bu kadar muz yeterli diye düşünüyorum. İlk önce yulafımı şöyle dolduruyorum kaseme. Ay, çilekleri doğramıyorum. Çileklerim bütün atsam bu seferlik ne olur ki acaba ya? Şöyle bunları da doğruyorum. Çileklerim de muzlarım da hazır arkadaşlar. Şimdi çileklerimi şöyle biraz kenarda tutacağım. Son olarak sütümü ekliyorum. Püfürün şu an içi gidiyor sütten ama. Paylaşabiliriz püfür, merak etme. Beraber yeriz sen de. Bir de ben arkadaşlar tartını çok seviyorum. Belki daha önceki videolarımda söylemişimdir. O yüzden bir kaşık da tarçın dökeceğim üstüne. Ve tada! Kahvaltım hazır ama bunu biraz hızlı yemem lazım arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum size. Ben bunu yemeye hemen başlıyorum. Hızlıca makyajımıza geçiyoruz arkadaşlar. Hem geç kalıyorum hem de hızlı olmam gerekiyor. O yüzden hemen başlıyorum. Şimdi ay, nemlendirici sürmem lazım. İlk önce böyle elim ayağım birbirine dolaşıyor. Şöyle çok az diyecektim. Ama ben biraz fazla aldım. Neyse, şöyle yüzüme güzelce nemlendiriyorum. Ya benim yüzüm böyle dokundukça kızarıyor. Çok hassaslaşmaya başlamış arkadaşlar. Normalde ben bunun biraz böyle cildimde emmesini bekliyorum ama şu an bekleyemeyeceğim zamanım olmadığı için. Bu güneş koruyuculu renkli güneş koruyucusu. Fondöten. İkisi karışık bir şey arkadaşlar. Bundan da sürüyorum şimdi. Çünkü yüzüm gerçekten çok soluk duruyor. Böyle ben dışarı çıkmak istemiyorum. Bunu da iyice güzelce yediriyor. Ben sünger kullanmayı sevmiyorum. Çünkü süngerleri çok hijyenik bulmuyorum. Bu yüzden ellerimle yapıyorum. Ay, bir şey söyleyeceğim. Bir yüzüme gerçekten şu an bir renk geldi. Bir fark ediyor musunuz? Bence siz de fark ediyorsunuz arkadaşlar. Tamam ama hala göz altlarım çok mor. Bu yüzden göz altı kapatıcımı da sürüyorum. Sanki yayılmadı bir şey. Bir yerde bir şey var. Böyle aynasız makyaj yapmak aşırı zormuş ve hızlı makyaj yapmak daha da zorluyor beni. Yaptığım en hızlı makyaj olabilir bu arada. Buradan şimdi evden çıkacağım. Metroya yürüyeceğim. Metrodan bineceğim. Zaten direkt üniversitenin önünde indiriyor beni. Çok geç kalacağımı düşünmüyorum. Daha da nasıl hızlı olabilirim bilmiyorum. 2 dakikada makyaj yani. En zor kısma geldik. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Eyeliner çekmeye çalışacağım şimdi. Nasıl yapacağım ben harbiden bunu? Neyse arkadaşlar, deneyeceğim. Kötü olma şansı yok. Bir kere deneyebiliyorum. Oldu sanki ya. Allah. İşte o hareketi yapmayacaktım. Bence oldu şimdi. Asıl önemli olay, diğerine de aynısını yapabilecek miyiz? Olmadı gibi ya. Ama geç kalıyorum. Yapacak bir şey yok. Çok alakasız oldu ya. Abi, yapamıyorum. Oldu. Oldu. Başardım. Bunu da başardım arkadaşlar. Şimdi son olarak biraz aldık süreceğim. Bir de şöyle Coca-Cola tadında böyle kolalı bir lipstick'im var. Ondan sürüyorum son olarak. Ve hazırım. Şimdi kıyafet seçelim. Evet arkadaşlar, şimdi 3 farklı kombin hazırladım. Onları sizlerle beraber deneyeceğiz ve seçeceğiz. Ben çok heyecanlıyım o zaman. İlk kombinimizi deneyelim. Tada! İlk kombinim hazır arkadaşlar. Böyle bazı bir kazak giydim, bir de kot pantolon giydim ama bugün hava biraz sıcak. Bundan ben pek emin olamadım. O yüzden hemen sırada diğer kombinim var.
Bu da ikinci kombinim arkadaşlar. Böyle bir tane crop sweatshirt giydim. Ben bu sweatshirt'i çok seviyorum. Altına siyah tayt giydim. Gerçekten çok rahat bir kombin. Ama bundan da pek emin olamadım. Sanki o zaman hemen üçüncü kombinimizi deneyelim. Ve sonuncu kombinim arkadaşlar. Şimdi hava biraz sıcak olduğu için bence en içime sinen bu oldu. Şöyle içime bir tane crop giydim. Altında siyah poşörtüm. Bu da ceketim. Hani soğuk olursa giyerim, sıcak olursa çıkarırım diye. Bence gayet mantıklı. Daha fazla zamanım yok. Ben bunda karar kıldım arkadaşlar. Ama siz de 3 kombinden en beğendiğinizi aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman hep beraber okula gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi geldim. Metroyu bekliyorum. Dediğim gibi metroya bineceğim. Ben çok geç kalmamışım aslında. Geç kaldım diye ben aşırı bir acele ettim. Koştum yolda falan ama geç kalmamışım saate bakınca. Şimdi bekliyorum, bakalım gelecek. Zaten direkt önünde indiriyor. O yüzden de tam zamanında varacağımı düşünüyorum. Bakalım metroyu bekleyelim. Şimdi indim metrodan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ay burası değil. Şöyle geldim önüne ama giriş kapısı biraz daha ileride. Onun için bir tık yürüyeceğim. Ama hızlı hızlı yürüyorum zaten. İçeriye girdiğimde yine çekerim. Arkadaşlar şu an okula girdim. Aşırı rüzgar var. Biraz size okulu göstermek istiyorum. Çünkü kocaman bir kampüs. Ben bile daha çözemedim. Burada işte anatomi bilim dalı var. Burada çimenler var. Çimenlerde istediğiniz gibi oturabiliyorsunuz. Yanında eskiden kafe vardı ama kapanmış. Böyle devam edelim hep beraber. Şöyle göstereyim. İleride şurada otomatlar var. Oradan işte su veya yiyecek falan alabiliyoruz. Böyle farklı farklı bölümler var. Ben şimdi kendi bölümüme gitmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi geldim. Şu arkada gördüğünüz binaya girmem gerekiyor ve bu saatten sonra telefonu kapatmam gerekecek. O yüzden derslerime gireceğim ama dersten çıktıktan sonra yine çekeceğim. Hepinizi çok öpüyorum. Derslerden sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi dersten çıktım. Blok dersim vardı. Gerçekten çok uzundu ve kafam böyle şişti artık. Her neyse, eve gideceğim artık ve ders çalışmam gerek. Hala ders çalışmam gerek. Evde de onları yapacağım. Ondan sonra uyumak istiyorum artık. Hadi eve gidelim. Selam. Ben çok yoruldum abi. Nasıl geçti yavrum, gittin? Ya aşırı yorucuydu. Bir bitmedi dersler arkadaşlar. Bir de blok dersler oluyor. 90 dakika çıkamıyorsunuz. Gerçekten çok yoruldum ben. Peki ve şimdi ne yapacaksın? Çalışmam gereken şeyler var. İlk önce üstümü değiştireceğim. Ondan sonra da ders çalışmaya başlayacağım. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Şimdi ders çalışma zamanı. Biraz enerjim kalmamış gibi gözüküyor arkadaşlar ama doğru, enerjim kalmadı gerçekten de, ama ders çalışmam da gerekiyor. Bilgisayarımı aldım, biraz daha uyanık kalabileyim diye kendime kahve yaptım. Burada da çalışmam gereken sayfaları açtım arkadaşlar. Şimdi bunlardan not alacağım. Ders çalışmaya başlayacağım. Of, bakalım kaç saat sürecek. Arkadaşlar bir saattir çalışıyorum. Notlarımı aldım. Buradaki şeyleri, kelimeleri ezberlemeye çalıştım. Çünkü bunlar önemliydi. Yoruldum. Gerçekten çok yorucu bir gündü. O zaman artık akşam rutinimize geçelim. Arkadaşlar izlediğiniz üzere gerçekten çok yorucu bir gün geçirdim ve çok uzun bir gündü benim için. Artık hemen dişlerimi fırçalayıp uyumak istiyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız da çok sevinirim. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.